Karışım her kuşçunun bilmesi gereken bir karışım ama özellikle kupa kaldırmak isteyen, madalya almak isteyen bu yarış kuşçuları var ya, filo kuşçuları. Onların özellikle bilmesi gereken bir karışım var bugün karşınızda. Bu karışım magnetitle alakalı. Kuşların boynunda bulunan magnetit mineraliyle alakalı. Demirle desteklenmesi gerekiyor yön bulmaları için. Çünkü kuşçular, bu yarış kuşçuları özellikle yönlerini bulmak için bu dünyanın etrafında bulunan manyetik alanı kullanır. Ve bunu da boyunlarındaki magnetik mineral sayesinde yaparlar. Biz de bugünkü yapacağımız karışımla bu magnetik mineralini nasıl destekleyeceğimizi göstereceğiz. Şimdi oraya geçiyoruz. Şu anda C vitamini takviyesi yapıyoruz içerisine. Ardından da şoklayacağız zaten, dolaba koyup donduracağız. Ama neden C vitamini takviyesi yapıyoruz diye sorarsanız. Çünkü C vitamini demirin emilimini hızlandırır. Yani bu karışımın etkisini göstermesi daha hızlı olur. Evet arkadaşlar, karışımı elde ettik. Şimdi buna bir su daha koyup, şimdi sulandırıp, bu temsilidir. Herkes kendi dondurabileceği kadar yapsın. Neden bunu donduruyoruz? Çünkü katkı maddesi olmayan bir şeyi dondurarak muhafaza edebilirsiniz. Onun için. Evet, suyla karışım yedikten sonra arkadaşlar, yine söylüyorum, bunlar temsilidir. Siz bizden daha iyi edebilirsiniz. Bunu niye böyle ettiğimizi anlatacağım size şimdi. Böyle temsili yapıyoruz onu arkadaşlar. Bu bizimki de biraz sosyetik, biliyor musun? Çevirmeli bilmem neli. Bak elde durmuyor. Eskiler böyle değildi. Neyse şöyle yapalım onu dursun. Şuradan tutayım onu. Arkadaşlar şimdi bunu bu şekilde doldurduk gözeneklere. Götürüp buzluğa koyuyoruz. Ne olacak şimdi bundan sonrası? Tablet yapmış olacağız. Her biri için bir tablet yapmış olacağız. Bu tabletin sonrasını da göstereceğim size. Evet arkadaşlar, şu anda buzluğa koyuyoruz. Buzluktaki işi bittikten sonra da kullanımını anlatacağız size. Evet arkadaşlar, şimdi bir kuşun yumurttan çıktıktan sonra yeme düşmesi 40 günlük bir mevzudur. Şimdi demek ki bütün organları 40 güne oluştuğuna göre bu kuşun iyi beslenmesi lazım. İyi beslenirse bütün vücut organları, kalbidir, ciğeridir, böbreğidir gelişir. O zaman da ne olur? Kuş sağlıklı da anaç olur. Peki uçum kuşçuları için bu videoyu niye yaptık? Bir yavrulukta 40 günlük sürede bu kuşun alması gereken, yani dünyanın magnetik alanını kuşlar uçarken yön bulmada kullanıyor ya. Kuşların boğazında da manyetik alan denilen bir bölge var. Burada mineral dediğimiz bir bölge var. Bunun beslenmesi lazım. Bununla ilgili de hazırladığımız şeyi 40 gün boyunca niye yavrularınıza ve anaçlara da, tabii normal oyun kuşlarına da verebilirsiniz ama özellikle yarışa sokacağınız yavruları yavruluğunda 40 gün boyunca neden bu şekilde yapmanız gerektiğini şimdi göstereceğiz size. Hadi geç oğlum. Bu karışımı hazırlamıştık arkadaşlar, biliyorsunuz. Şimdi bunları tablet yaptık. 5 litre suya bir tablet. Demir bakımından zengin. Özellikle yeşil yapraklı, lifli sebzelerde oluyor. Bunu siz çeşitlendirebilirsiniz. Envai çeşidi. Tablet yaptınız mı dolabınıza? Atıyorsunuz 5 litre suyunuza. İşte bu kuşlarınızın yavrularını beslerken bu tür suları vermek hem kuşların organ gelişimi, demir bakımından çok zengin, kemik yapısını güçlendirir. Hem de manyetik alanı bulması için, yön bulması için buradaki magnezik dedikleri bir olay var. Onun beslemesinde önemli katkı verir demir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen paylaşmayı unutmayalım.